Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte diferansiyel kavramını bir inceleyelim ki integral alabilelim. Şimdi diferansiyel demek ne demek? Hemen şöyle bir göz atalım. Şimdi arkadaşlar bakın. Biz normalde y eşittir fx şeklinde fonksiyonlarımızı gösteriyoruz. Değil mi? y eşittir fx. Ben şimdi burada sol tarafın integralin e, türevini alacak olursam pardon. Yani y'nin türevi DY bölü DX. Bu ne demek? X'e göre türevi demek. F'in türevini nasıl gösteriyorduk? F üstü X şeklinde gösteriyorduk. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsak bakın DY'ni çıktı. F üstü X, DX çıktı. Değil mi? İşte biz bu kısmı ne diyoruz? Diferansiyel diyoruz arkadaşlar. Şimdi buradaki Örneğe bakarsak aşağıdaki fonksiyonların diferansiyellerini bulunuz demiş bize. Yani aslında türevini alacağım ve ne ekleyeceğim? Dx ekleyeceğim. Türevini aldım 2x 3 ve yanına ne yazacakmışım? Dx yazacakmışım. Türevini aldım 3x kare 4x artı 5. Yanına ne yazacakmışım? Dx yazacakmışım ki bunların integralini aldığımda bu dx hangi değişkene göre integral aldığımı göstersin diyoruz arkadaşlar. Tamam şimdi kısaca bir de integralden bahsetmek istiyorum. Şuradaki boşluğa şöyle bir bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar bakın integral işlemsel anlamda türevin tersi. Yani mesela diyelim ki bir fx fonksiyonu düşünelim. fx fonksiyonu x üzeri 3 eksi 2x artı 4 olsun. Ben şimdi bunun türevini aldığımda f üstü x e elde ederim. Yani f üstü x nedir? Bunun türevini alın. 3x kare eksi 2'dir. Yani demek ki ben buranın integralini aldığımda şuraların integralini aldığımda gerineyi elde etmeliymişim bunu. Şimdi bunun için bir parantez vereyim. Şöyle bir uyarı yapayım. Eğer diyelim ki bir fonksiyon integralini alacağım. Şu şekilde polinom fonksiyon olsun. Üzerindekini bir tane artırıyorum. Artırdığım sayı aşağıda ne yapıyorum? bölüyorum arkadaşlar. Tamam yani bakın buradaki türevle integral gitti. Burada f(x) kaldım. Karşı tarafında integralini alırken ne yapıyormuşum yani x buradaki 2'yi bir tane artırıyormuşum x üzeri 2 x üzeri 3 yapıyormuşum. 3'e bölüyormuşum. Eksi burada x üzeri 0 var. Üzerine bir tane arttırıyorum ve tekrar ne yapıyorum? 2'ye bölüyorum dedik. Bunlar gitti. Yani düzenlediğim zaman aslında fx fonksiyonunu ben x üzeri 3 eksi 2x şeklinde bulmuş oluyorum. Peki ben dedim ya bunu bulduğum zaman bu neye eşit olacaktı? Buraya eşit olacaktı. E baktığımda buraya eşit mi? Değil değil mi? Ne eksiğimiz var? Artı 4 eksiğimiz var. İşte bu artı 4'ün ne olduğunu bilemediğimiz için yanına artı ne ekliyormuşuz integralde? C ekliyormuşuz. Yani arkadaşlar şöyle yapalım. Türevi aldığımızda C'ye eklemiyoruz. Sabitin türevi sıfırdır diyoruz sonuçta. Ama integral aldığımızda bu sabitin ne olduğunu bilmediğimiz için onun yerine ne yazacakmışız? C yazacakmışız. İşte integraldeki C'miz buradan geliyor. Yani o yüzden biz şöyle diyebiliriz arkadaşlar bakın en son integral alacaksak. Yani en sonda integral alımı yapacaksak sonuçta belirsiz integral olduğunda burası ne çıkacakmış? C çıkacakmış dedik. Mesela buna bakalım. Şimdi işlemlerimizi içten dışa doğru yapıyoruz. Önce integral aldık sonra türev aldık. Türev integral birbirlerini götürdü. En son türev aldığım için c açığa çıkmayacak. Ve burası x kare eksi 6 x artı 7 olacak. Eksi 2'yi geleceğiz. Burada x gördüğümüz yere yazacağız. Yani 4 artı 12 artı 7 gibi bir ifade çıktı. Buradan da şurası galiba 19 yapıyor. 23 oluyor diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Tamam. Alttaki sorumuza bakalım. Biraz küçültelim bunu. Şimdi alttaki sorumuza baktığımızda ise burada bir fonksiyonumuz var. En son integral almış. Yani türevli integral birbirlerini götürdüler. Bakın en son integral aldığımız için c açığa çıkar. Yani burası x kare eksi 2 x artı 2 eksi x artı 2 artı ne olacakmış c. c'yi bul diye zaten sana şöyle bir ifade verir gelin yerine yazalım yani f1 eşittir 1-1 artı 2 artı c'nin 6 olması gerekiyormuş c neymiş yani 4'müş o zaman gidelim c gördüğümüz yere yani şuraya 4'ü yazalım şimdi f2'yi soruyor bize x gördüğümüz yere artık 2 yazabiliriz f2 eşittir 2'nin karesi 4 eksi 2 artı 2 artı c'de d'ydi 4'tü bunlar gittiler yani sonucumuz 8 olarak bulunmuş oldu dediğim gibi eğer işlem hatası Olursa arkadaşlar uyarırsınız. Bu testi bir daha çözeriz. Beşinci sorumuzla devam edelim. İyice pekisin. Şimdi demek ki türevli integral birbirlerini götürürler. İçten dışa doğru işlem yaptığım için en son integral aldım. O yüzden c açığa çıkar. Yani fx eşittir diyorsunuz. x üzeri 3 eksi x kare artı 2x eksi 4 c bu tarafa sol tarafa ya da sağ tarafa yazmanın bir fa anlamı bir farkı yok. O yüzden değişim değişik değil yani sağ sol fark etmez C'yi sağ tarafa yazabiliriz böylelikle zaten bana C'yi bul diye ne yapmış bakın burayı vermiş yani X'i gördüğümüz yere 1 yazarsak burası f1 olur yani 4 eşittir x gördüğümüz yere 1 yazıyoruz 1 1 artı 2 eksi 4 artı c gibi bir işlem elde ettik şunlar gitsinler yani 4 eşittir eksi 2 Artı C oldu. Buradan C'yi 6 olarak ne yaptık? Hesaplamış olduk. Şimdi bana ama sorduğu şey neymiş? F3'ün ne olduğu gidiyoruz. Buraya 6'yı yazıyoruz. Şimdi gelelim X'e 3 yazalım. Yani F3 eşittir. X'e 3 yazarsak 27-9 artı 6 eksi 4 artı 6 şeklinde bir şey bulduk. Şurası bakın 18 sonra şurası 2 bu da 6, 20, 26 olur. İşlem hatası yapmadıysak eğer. Tamam. Şimdi gelelim diğer sorumuza. Şimdi burada da bakın. içeride bir türev yok ki türev integral birbirlerini götürsün. Ee, ve biz çarpmanın türevini öğrendik. Bölmenin türevini öğrendik. Ama integralde çarpmanın ya da bölmenin integrali diye bir şey yok. O yüzden benim buradaki integralden yani şurayı alabilmem için benim buradaki integralden kurtulmam lazım. İşte bunun yolu da her iki tarafın türevini almaktan geçer. Çünkü türevli integral birbirlerini götürecekler ve burası x kare eksi 1 çarpı fx eşittir. Buranın da türevi 6x üzeri 5 eksi 3x kare şeklinde olacak. Bu kadar. Bana f2 değerini soruyor. x gördüğümüz yere 2 yazalım. Hadi buraya 2 yazarsak burası 3 çarpı f2 oldu. Burada 6 çarpı 2'nin 5. kuvveti 32 eksi 3 çarpı 2'nin karesi 4 oldu. Her yeri 3'e bölelim. Burada f2 kalsın. Karşı tarafta da 3'e böldüğüm için burası 2 çarpı 32 eksi tekrar bölüyorum çarpı 4 oldu. Yani 64 eksi 4'ten cevabı 60 olarak bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Tamam. Şimdi devam edelim. Başka soru tiplerine de bakalım. 7 ve 8 var şurada. Onları bir açalım. Bakalım ne demiş. Şimdi burada böyle bir fonksiyon verildiğine göre diyor f fonksiyonun grafiğinde x eşittir eksi bir absisi noktadan çizilen teğetin eğimi biliyorsunuz ki teğetin eğimi neydi birinci türevde absisi yerine koyduğumuzda çıkan sonuçtu yani benden bunu istiyor arkadaşlar tamam hadi bulalım şimdi bu integralden kurtulmak için biraz önceki soruda yaptığımız gibi her tarafın türevini alalım ve birincisi x fx oldu Karşı tarafın türevi ise 6x üzeri 5 artı 6x kare oldu. Bu şekilde yaptık. Her yeri x'e bölecek olursak fx fonksiyonumuzu 6x üzeri 4 artı 6x şeklinde bulmuş olduk. Tamam. Şimdi bana diyor ki türevini al. Eksi 1 yaz. Yani o zaman ne yapacağız? Biz tekrardan bir türev alımı gerçekleştireceğiz. Yani birinci türevini soruyor. Buradan 24 x üzeri 3 artı 6 oldu. Şuraya eksi 1 yazarsak da eksi 24 artı 6 olduğu için buradan eksi 18 şeklinde bulmuş olduk sonucumuzu. Tamam. 8. soruya bakalım. Yine burada bir integral var. Integralden kurtulmak için her iki tarafın türevini alabiliriz. Ne soruyor bakalım. F fonksiyonunun yerel minimum değeri neydi? Birinci türevde sıfır yapan değerlerde. Hadi önce bir integralden kurtulalım. Her tarafın türevini alıyoruz. Şöyle burada türev integral birbirini götürünce sol tarafta fx bölü x eksi 1 kalır. Burada ise türevi aldığımda 2x artı 6 olur. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsak bakın fx fonksiyonumu 2x artı 6 çarpı x eksi 1 olarak buluyoruz. Şimdi yapmamız gereken şey neymiş? Pardon arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken şey neymiş arkadaşlar? Türevini alıp ne yapacağız? Sıfıra eşitleyeceğiz. Alalım türevini. Birincinin türevi çarpı ikinci. Bakın çarpmanın türevini uyguluyorum. Artı ikincinin türevi 1 çarpı ikinci de 2x iki artı 6 oldu. Ve bunun sonucu da 0 olacakmış. şuradan 2x, 2x daha 4x oldu. Şurası eksi 2 yapar. 6 da buradan artı 4'ten eşittir. 0'dan x eşittir. Buradan bakın eksi 1 geldi. Şimdi e, demek ki absisi eksi 1'miş. Yerine yazalım. Yani bence gelelim şurada yerine yazalım. Ben bir kalem değiştireyim. Ne oluyor buradan? F eksi 1 bölü. Aşağıya da eksi 1 yazarsak eksi 2 oldu. Eşittir. Eksi 1 yazarsak orası da 4 oldu. İçler dışlardan f eksi 1'i eksi 8 olarak bulmuş olduk. Demek ki minimum değeri değeri dediği şey y ekseniydi. Yani onu da eksi 8 olarak bulmuş olduk arkadaşlar. Tamam. Şimdi birinci sayfamızı bitirdik. Bir de ikinci sayfamızda bir iki soru varmış. Pekisin diye test olan bu sayfamızı çözelim. Hadi. Demek ki bana diferansiyel diye sorduğunda türevini alıp dx ile çarpacağız. Yani bunun türevine baktığımda burası 3x kare artı 2 oldu. Ben bunu neyle çarpacakmışım? dx ile çarpacakmışım. Yani hangisi? 3x kare artı 2dx oldu. 10. sorumuza baktığımızda bu da diferansiyel demek ama kime göre? T değişkenine göre. T'ye göre bir türev alıp dt ile çarpacağız bu defa. T'ye göre türev 4t oldu. Eksi 4 oldu. Bir de bunu ne ile çarpacağım gençler? dt ile çarpacağım. Nerede? Demek ki şurası oldu tamam şimdi devam edelim 11 ve 12'yi de şöyle büyütelim Türev integral birbirini ne yapar arkadaşlar götürür bunlar gittiler ama en son integral aldığımız için ne çıkacak açığa C çıkacak yani şu ifade ve C şeklinde bunu işaretleyebiliriz yine türev integral birbirlerini götürecekler tabii ki C açığa çıkacak yani diyeceğiz ki x eksi 2 bölü x artı 3 bir deneyim var artı c var c'yi bul diye sana bunu vermiş yani 2 koyduğumda sonuç 1 çıkacak hadi burada bakalım 2 koyalım 2 koyarsam burası 0 artı c eşittir 1 olur c'yi de ne bulduk 1 bulduk gel yerine yazalım hadi yani gidelim buraya 1'i yazalım tamam birazcık dur silik oldu başka renk seçelim şimdi f1 yazacağız yani x gördüğüm yere 1 yazalım eksi 1 bölü 4 oldu burada 1 yazdım buraya da 1 yazdım Artı c de 1'di. O da bununla bunu çarpıyorum. 4 eksi 1'e ekliyorum. 3 yapıyor. 3 bölü 4 şeklinde sonucumuza ulaşmış oluyoruz arkadaşlar. Tamam. 12. sorumuzu da bitirdik. Böylelikle bir de 13 ile 14 var. Bunları da hemen çözelim. Ve videomuzu sonlandıralım. Ne diyoruz? İntegral türevi birbirine götürüyorlar. En son türevi olduğu için c açığa çıkmıyor. Direkt sonuç burası oluyor ve x gördüğüm yere 2 yazacakmışım benden bunu istiyor 2'nin karesi 4 eksi 2 artı 4 dediğimiz için sonucumuz bakın ne geldi 6 geldi tamam burada ise integralden kurtulmak için her iki tarafın türevini alacağım türev integral birbirini götürdü x fx oldu sol taraf karşı tarafında türevde 3x kare artı 2 olmuş oldu benden f2 istiyor 2 yazalım 2 f2 eşittir 2'nin karesi 4 3 ile çarparsak 12 artı 2 oldu yani 2 f2 eşittir 14 her yeri 2 ile bölersek 7 olarak hesaplamış olduk sonucumuzu teşekkür ediyorum İyi günler başarılar gençler